Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala sayyidina Muhammed, sadikul va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayolları Ummahatul Mu'minîler hakkındaki dersimizin navbatdagisi. Ummu Habiba Ramla binti Abi Sufyan radıyallahu anha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zavcılarından yana biri Ummu Habiba, Ramla binti Abi Sufyan. Bu anamız birinchilardan bo'lib İslam'a kirdi. Eri Ubaydullah ibn Jahsh bilan Habashistonga hijrat qildi. Ramla binti Abi Sufyan'ın musulmonlarning orasidagi hurmati, makonati ulug' edi. Shuning uchun Ummu Habiba onamizni inisi Muaviya ibn Abi Sufyan'ga Muaviyaga qarab aytishardi. Sen mu'minlarning tog'asisan. Chunki opasi Ummu Habiba mu'minlarning onasi bo'lgandan keyin endi bu kim bo'ladi? Mu'minlarning tog'asi bo'ladi. Birodarlar, ayol kishi Alloh taoloning huzurida oliy bir manzilatlarga, maqomlarga yetishligi mumkin. Uni ayol bo'lishligi mana shu narsadan to'sib qola olmaydi. Minglagan erkaklardan manzilatda, fazilatda yuksak bo'lishligi mumkin. Bu aynan haqiqat. Endi ayolmi, endi qachon erkak kishilarga bo'lmaydi. U past bo'ladi degan o'lchov bu johiliy o'lchov bo'ladi. Chunki shunday bir sahobiy ayollar bo'lganki, bular qilgan ishni erkaklar qila olmagan kerak bo'lsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan Uhud g'azovatdan qaytar ekan, ana shu sahobiy ayollardan biri otasini o'lgani xabari keldi. Bilasizlar, bu Uhud g'azovatida musulmonlar mag'lub bo'lgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek yüzleri şirinip, tişleri singen. Şeytan, Muhammed öldü deyip bakır yanıdı. Ama şu haber tarqa yanıdı. Ve halanki yalganıdı bu. Ana şu Müslümanlardan, sahabiyelerden bugün ayol, Müslümanlar can maydanından katip gelirken, Rasulullah tınç mıydı soradı. Atasını ölgeni haber ekildi. Bu ayolda sözünü mü buldu? Rasulullah tınç mı? İnisini vefat etgani haber keldi. Rasulullah tinch mi deb so'radi yana. O'g'lini o'lgani haber keldi. Rasulullah tinch mi deb so'radi. Qarang birodarlar, qanaqa musibat ustiga musibat kelyapti, lekin Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbatni balatligidan mana shu yaqinlari o'lsa ham Rasulullah tinch mi deb turibdi. Eri o'ldi. Shunda ham bergan savoli, erini o'lgani haber kelganda ham Rasulullah tinch mi dedi. Bu qanaqa ayollar bo'lgan ekan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özünü sağ salamet ekeni körüp canı tınçıdı. Peygamberimizi aldı yekip durup, ya Rasulullah, siz aman bol siz buldu. Başka hem musibetler işinersemez dedi. Bu kanaka ayarlar bu yana ki. Şunu için eti yapıyoruz. Ayol kişi Allah Teala'nın huzurunda manzilatı âli buluşu mümkün. Bu aynı hakikat. Eğer ayol kişi Rabbisini tanısa, hükümde kayın bulsa, Alloh taolo bu ayolga yuklagan vojiblarni chiroyli suratda ado qiladigan bo'lsa, albatta erkaklardan o'zib ketadi. Birodarlar, har bir ayol qahramon bo'lishi mumkin. Har bir ayol jannatni 8 ta eshigidan kirishligi imkonini topishi mumkin. Har bitta ayol erkaklardan o'zib ketishi mumkin. Chunki hadisda aytildi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatni halqasini birinchi bo'lib men ushlayman dedi. Shunda bir ayol kelib tortishib, mendan avval kirishni xohlaydi. Peygamberimiz aytadılar. Men aytdim, ey Cibril, bu kim? Cebrail aleyhisselam cevap verdi. Eri ölüp farzandları bilan qolgan ve şu bolalarını deb turmuş kuruşunu terk qilgan ayol dedi. Rasulullah bilan cennetki kim birinci kere de tartışı yaptı. Bu hadis Cami-i Sahir'den Anas radıyallahu anh'ına rivayet qilinadi. Demek ayol kişi Allah unga yükletken vazifelerini çırali ada kıladı. Yan bosa elbette erkeklerden uzup getirdi. Elbette anca mınca erkeklerden uzup getirdi. Demek biraderler ayol kişi hem erkek kişinin singarı taklifatlarda yelkesine koyulgen vazifeler, masuliyetlerde erkeklerle beraber buladı. Elbette yine de ayolları özüge has vazifeler belirledi İslam'da, erkeklerle özüge has. Ama hazır ki yüklüktür buralarlar, turmuştu karasaylar, erkeğe bilen ayolu parkı komagen gökşeydi, ayrım halatlarda. Erkeğe kıladiyen işte ayollar kılıyor, yani körası köşelerde, ayol kılıç gereği bölgen işlerde, erkeğe kılı otur yani körasız. Hayırda? Üylerde. Buralarlar ayol
ayol bu mukaddes. Ayolun onu mukaddes. Çünkü o ona, o hatun, farzantların terbiyesini kıladığın ona singil makamıda duradı. Şimdi şey, hazır gekeli buradalar ayol kişi tavar bu koyan. Yani ticaret mallarını ötküzüştüğü için asbab bu koyan. Yani her kandı satmakçı bu genel siz üstüge yarım yalangaç ayağının suratını koymasız satılmıydı. Koyun şunu ki suratı, mata ismi makaladı. Acayip de peçkeni körsesen bitti iştahını sürüş gerek. Zonti satış gerek olsan bitti iştahını sürüş gerek. İtibar belirli de közümüz ölü boldu. Közümüz organı boldu. Buna senin mahsiyata yine kabul kımıyor. Surat yok iken mi çeydi dışkanında? Ayollarda buradalar anaşı özlerine ticaret mallarını tutadıyan asbop gelentir oldu adamlar. Ayolun işi bulmasa da, ayolun onu bulmasa da. Müslümanlar ki Mekke'de aziyet küçüğüp gitkenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a hicret kılıçdaki ruhsat verdi. Haklasaylar, hicret kılıylar. Dinini saklayıp kalışı için yurtunu taşlayıp çıkıp gitkenler Katar'da Ramla bint Abu Sufyan özünü eri Ubeydullah ibn Cahş bilen boradı. Bu kelesi Habeşistan'a hicret kıldı. Buradalar biz Müslümanlar arasında yaşayımız. Mescidler açık, namaz okuşundaki hiç kim karşılığı kımıydı. Üyünde okuysamı, mescidde okuysamı, okur. Dersler kaim, kutubalar daimi bopturuptu. İslami kitaplar serap. Ama buradalar şükürünü adakılı yapız mı? Hakla genince oku, hakla genince amel kıl, hakla genince ibadet kıl. Ama sahabalar yakınıka bugün. Namaz okuyanı için öldürülgen onlar. Dinlerini sakılıp kalışı için yurtunu taşıp çıkıp geçtik ki, Habeşistan'a hicret kılıçlılıkla mecbur bo'lgan. Ular İslam yükünü ko'targan. Ular İslam'da ko'targan. Bizi İslam ko'taryapti. Ramla bint Abu Sufyan meşakkat. Mana şu hicrette yol bo'ladigan hicret meşakkatlarının hammasini ko'tardi. Aybi Rabbim Allah deb qo'ygan edi bu musulmonlarni. Diniga bemalol amal qilishligi uchun yurtini tashlab chiqib ketishlikka mecbur bo'lishdi. Mana shunday bir hijrat qilib, yurtidan ajralib, musibat chekib turgan Ummu Habibaga yana bitta musibat keldi. Eri Ubaydulloh ibn Jahsh murtad bo'lib ketdi. Habashistonga borganida Nasroniy diniga o'tib ketdi. Odamlar islomga kirib, islom dini odamlar bilan ko'payib, top-top odamlar islomga kirib turgan paytda, mana shu Habashistonda podshohi Najjoshi islomga kirib turgan paytda murtad bo'ldi. Aroxurlikka belib ketdi. Mana shuni oqibatida öldü. Birodarlar, ayol kişi için en yakın insan bu uning eri. Ramla bint Abu Sufyan'ın eri dinden kaytdi. Arohirlik gibi ötüp ketdi, bu albatta katta musibet edi. İbn Sa'd, İbn Umar ibn Sa'd el-Umaviy'den rivoyat qiladi. Ummu Habiba onamiz aytadi. Tushimda erim Ubaydullohni juda xunuk ko'rinishda ko'rib qo'rqib ketdim. Uyg'onib qarasam, dinidan qaytib ketibdi. Unga tushimni aytib berdim. Ammo u bunga parvo qilmay aroqqa berilib ketdi. Aroqxo'rlik sababli o'ldi. Shundan keyinla tushimda bir keluvchi kelib menga "Ey mu'minlarning onasi" deb xitob qildi. Ko'ring birodarlar, eri o'ldi, murtad bo'lib o'ldi. Tushida kelayotgan bashorat beryaptiki, siz Muhammad alayhisalomning ayoli bo'lasiz. İddam tugashi bilan deydi Ummu Habiba onamiz Najjoshiyning elchisi meni oldimga kirishlikka izn so'radi. Musulmonlar Habashistonda Najjoshiyni himoyasini ostida Ummu Habibaning iddasi tugadi, Najjoshiydan elchi kelib kirishlikka ruxsat so'radi. Bir joriya kirdi, kirib podshoh sizga sizni nikohingizda vakil bo'ladigan kishini tayinlashingizni aytdi. Sizni nikoh xutbasida sizni vakiliz bo'ladigan odamni tayinlaysiz ekan dedi. Men Xolid ibn Said ibn al-As ibn Umayyani vakil qilib tayinladim. Joriyaga soyunchiga 2 kumush bilaguzugini hadiya qildim. Kech kirganda Najjoshi ana shu joydagi musulmonlarni, Ja'far ibn Abi Talib va boshqa musulmonlarni uni huzurida hozir bo'lishlikka buyurdi. Yig'ildi musulmonlar, Najjoshi nikoh xutbasini o'qidi. Rasulullohni uylab qo'yapti kim? Najjoshi. Allohga hamd aytdi. Shahodat keltirdi, so'ngra ammo ba'd
Albatta Rasululloh menga maktub yozib, u zotni Ummu Habibaga nikohlab berishimni aytibdi. Bas men ijobat qildim, dedi. Ummu Habibaning mahriga 400 dinorni tayin qilib, ularni yerga to'kdi. So'ngra Ummu Habiba onamizning vakili Xolid ibn Said xutba qilib shunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqirgan narsaga men ham ijobat qildim. Ummu Habibani Rasulullohga nikohlab berdim deb dinorlarni oldi. Najjoshi ularga taom qilib berdi, valima qilib berdi. Agar banda Allohning roziligi uchun bir narsani tark qilsa, albatta, albatta dunyo va oxiratda Alloh bu bandaga u tark qilgan narsasidan yaxshirog'ini beradi. Bir yigit uylanishlikka puli yo'q, hech qanday najot ham yo'q, umid ham yo'q yurgan paytda zino yo'l ochiladi. Ammo Alloh uchun mana shu nafsini tiyadi. Zinodan o'zini ehtiyot qiladi, nafsidan kechadi. Mana shu qilgan ish uchun Alloh taolo shunday bir joydan bir yo'lini berib qo'yadi. Bitta odam sabab bo'lib qoladi, xotinligan bo'ladi, uyligan bo'ladi, ishligan, pulligan bo'ladi. Nima uchun beriladi unga? Nafsini tiyganligi uchun, nafsini sindirganligi uchun, Alloh uchun nimadandir kechganligi uchun. Eslaylik. Payg'ambarlar tarixidan Musa alayhissalom Madiyanga keldi. Ikkita qizni boshqa odamlar qo'ylarni sug'orayotganda qo'ylarni qo'shmasdan chekada turganligini ko'rdi. Qorni och, oyoqlari shilinib ketgan, yurtidan quvg'inga uchrab qaytgan. Haligi ikki qizlarni qarasa, qo'ylarni sug'orolmayapti, erkaklarga aralashmayapti. Sekin bordida haligi qizni qo'yini sug'orib, oborib qaytarib topshirdi, omonatdorlik qildi. So'ngra daraxtoyiga borib duo qildi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Savobli ish qilib qo'ydi. Birorta qo'ydi shunday olib qolishi mumkin o'g'illik qilib. Nafsidan kechdi, qiyin bo'lsa ham savob ish qildi. Parvardigoro, sen menga tushiradigan xayriyatingga men muhtojman dedi. Atan aytgani yo'q, u muhtojlik nimaligini. Uydamodi, puldamodi, ish narsadamodi. Sen menga nima yaxshilikni tushursan, shu menga muhtojman, shunga muhtojman, shu narsa menga kerak degan edi. Seni menga tushiradigan xayriyatingga muhtojman degan edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldimi? 10 yil mahriga ishlab berasan dedi. Uyli bo'ldimi? Uy ham bor, joy ham bor, xotin ham bor, payg'ambarga kuyov bo'lishlik bor. Shuning uchun ukalar, harom ishdan o'zimizni tiyib voz kechaylik. Nafsimizni tiyib bir narsadan voz kechaylik-da Alloh uchun. Alloh voz kechganimizdan yaxshiroq narsani albatta beradi. Eri murtad bo'lib ketdi, kofir bo'lib ketdi, dindan qaytgani yo'q. Dinida sobit turdi. Qanaqa kuyovni berdi Alloh taolo Ummu Habiba onamizga? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Ummu Habibaga mana mahr puli berildi. Undan 50 dinorni olib, Najjoshini haligi xabar olib kelgan joriyasiga berdi. Oldi, keyin qaytarib olib berdi hamma yo'qdi. Chunki Najjoshiga borib turib aytdi-da, so'yinchisiga 2 ta kumush bilak uzuk beruvdi. Keyin nikohdan keyin 50 dinor berdi deganida Najjoshi urushib bergan edi. Avval olganlaringni ham, keyin olganlaringni ham hammasini qaytarib berasan. So'ngra mana shu joriya keldi, qaytarib berdi. So'ngra ertasiga xushbo'ylarni, atirlarni olib kelib berdi. Ummu Habiba onamiz qabul qildi va mana shu xushbo'ylar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yo'liqdi. Endi Ummu Habiba Romla binti Abu Sufyonning otasi. Mana payg'ambarimizning ayoliga aylandi bu onamiz. Otasi Makkadagi Qurayshning eng katta sayyidi, mushrik. Qizi Habashistonda turib, 13 yil yurgan Habashistonda birodarlar. 13 yil Rasulullohga tekkanligini eshitib turib, Abu Sufyon nima dedi? Rasulullohning eng ashaddiy dushmani. U dedi Muhammad alayhisalomni. Malomat qilinmaydigan va talab rad qilinmaydigan kishi dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan ta'rifini ko'ring. Payg'ambar alayhisalomning axloqi naqadar go'zal birodarlar. Hatto dushmanlari 20 yil dushmanlik qilgan Abu Sufyon Rasululloh haqida mana shunday bir chiroyli so'z aytibdi. Albatta u karim odam, bunday kishini talabi qaytarilmaydi dedi. Agar dinimizni dushmanlari va ana shu davrdagi Quraysh mushriklari payg'ambarimizni hayotidan birorta ayib topa olganida albatta buni dunyoga jar solgan bo'lishar edi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sodiqul amin bo'lgan zot edi.
Bu sıfat uzatki hali peygamber bulmasından durup Kureyş tarafından berilgen idi. Peygamberimiz Sadıkul Amin idi. İzleyler hicret kıyan keçesine. Resulullah'ın Kureyş müşrikleri sehirger deyişti. Davatıki tozkınçılık kılış için. Cinni deyişti. Macunun deyişti. Kazzab deyişti. Dip durup kımmetbaha amanatları bulsa bir arada koyadıkan cahib bulması işlenişli cahib. Şunu kadar peygamberimiz bilen kündüz uğruşturup keçbayet boyu amanatlanıp ki bir işe bak. Durup dursun sen de Muhammed'dir. Bana şimdi Resulullah hicret kılıp çıkıp getirirken de ana şu amanatlar turuptu. Ahlak tıkarayın gözelliğine. Ne makıldı? Bir küldüreyseynlerdi dedi mi? Çünkü 13 yıllık düşmanlık ilişkinin bir edebini bireyseynlerdi dedi mi? Ya biz yiyecişlik haram değiliz. Yiyeciş mümkün olsa da arı kırgıtı varışımız mümkün. Nasıl enge? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib ki her bitti amanatını körsetken bana bu palançınaki, bana bu palançınaki men ketkenden ki yetkisi bir esendi. Ahlak tıkarıyla braderler. Bu Kays Kureyş'ıydı. Peygamberimizi öldürüştükçe doğru nedvat yığılgen Kureyş'te amanatlarıydı braderler. Ana örgeneylik biz. Ana örgeneylik. Ummu Habibe Ramla binti Abu Sufyan 13 yıl Habeşistan'da muhacir bulup turuştu. Ular özlerinin yeriden uzakta Habeşistan yerinde 13 yıl yaşaştı. Ayıbı ne miydi bunlardı? Rabbim Allah deyip koyan için yurtudan haydalgandı bunlar. Habeşistan muhacirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna Medine'ye Cafer ibn Abi Talib başlığında kayıtıp gelişti. Ular bilan birga mana endi mu'minlarning onasi Ummu Habiba Ramla binti Abu Sufyan ham bor edi. Ular Makka'dan dinini saqlashlik uchun shirkdan qochib ketishgan edi. Endi esa islomda ishi yuksalgan birodarlar. Zulm yo'q, tajovuz yo'q, qo'rqmasdan ibodat qilishadi. Madinai Munavvaraga Rasulullohning oldiga kelishdi. Bu paytda Rasululloh Haybar g'azotini yengib, yahudiylarning ustida g'olib bo'lib, juda katta o'ljalarga ega bo'lib turgan paytda Ölceler taksim kılınırken payıttı. Cafer ibn Abi Talib Habeş muhacirleri bilen Resulullah'ın aldığı yekildi. Şimdi peygamberimiz ettiler. Vallahi la adri bi ayyihime ana asar abi fethi Haybar am bi kudumi Cafer. Vallahi kaysanısı bilen köprü akursan buluştu bulma yap ben. Haybar'da fethi bu yanı gelme yok ki Cafer'ınki yanı gelme. Bana Habeşistan muhacirleri kegende peygamberimiz Haybar ölçelerinden onlara hem ölüş verdi. Bu oranda bir işare var. Burası bir itibar kılışımız gerek. Abu Musa Aşari radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Adamlar bizge sizlerden hicret sebebi ozup gettik diye işare de. Mekke'den Medine'ye hicret kıyken muhacirler Habeşistan muhacirlerine sizlerden biz ozup gitkenmez. Çünkü biz Resulullah bulan bir hicret kıyenmez diye işare de. Habeşistan'a hicret kıyan ayollardan Asma binti Umeyiz. Umar ibn Hattab'ın kızı Hafsa anamızı üyüge kirgeni de, ikelesi turgeni de Umar ibn Hattab'ın kirip geldi. Umar ibn Hattab Asma binti Umeyiz'e karab, Hafsa anamızdan sordu, kim bu dedi? Asma binti Umeyiz dedi. Habeşistan muhacirlerden mi dedi? Hadep cevap verdi Asma binti Umeyiz. Şunda Umar ibn Hattab Asma'ya biz sizlerden hicret sebebiyle uzup gittik. Şunun için biz sizlerden göre Resulullah'a haklı rağımız dedi. Sizlerden göre yakın rağımız Resulullah'a. Resulullah'a hicret kıyamız dedi. Sizler ketip bakansılar dedi. Asma binti Umeyiz gazablanıp etti ki vallahi dedi. Vallahi ona kemez dedi. Sizler Resulullah'a bilen birge edinler. Uzat sizlerini toydurdu. Cahilleriniz yol körsetti. Biz ise Resulullah'tan uzak yerde nefret ve adavat yerideydik. Bunların hepsi Allah ve Resulü için bu genede. Ta sizi sözünüzü Resulullah yetkizme günümce avukatım yemeyim ben, suam içmeyim ben. Eğer siz etken yaptı, Resulullah tasdıklısa, sizler bizden afzal bozuyla Resulullah da huzuru da. Kabul kılın ben. Siz etken sözü koşmayım ben, kem yetirmeyim ben. Resulullah ki şunu diye abarım yetkizemem. Siz mi dediniz? Sizlerden hicret sebepli ozup gittik dediniz. Resulullah'a barıp menge etken sözü yetkizemen, eğer sizi sözünüzü tasdıklasa onu kabul kılaman, eğer tasdıklamasa ziyada kılmasından gelip sizi yetkizemen dedi.
Ya'ni kim Rasulullohga yaqinroq? Kim Rasulullohga haqliroq? Sizlar ketib qolib qutilgansizlar. Biz Rasululloh bilan turdik, Madinaga birga hijrat qildik. Biz yaqinroqmiz sizlardan Rasulullohga dedi. Asmo bint Umays Rasulullohning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, Umar ibn Xattob falon deyapti" dedi. Rasululloh, "Siz nima dedingiz?" dedi. "A men falon deb javob berdim" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laysa bi ahaq bi minkum va lahu li ashabihi hijratun wahida va lakum antum ahlus safinati hijratan." Sizlardan ko'ra u menga haqliroq emas. Uni va uning ashablarini bittagina hijrati bor. Ammo sizlar esa safina egalari ikkita hijratingiz bor dedi. Chunki ular Habashistonga qilgan hijrati bitta hijrat bo'ldi. Habashistondan Madinaga qilgan hijrati ikkita hijrat bo'ldi. Demak, Ummu Habiba onamiz ikkita hijrat sohibasi hisoblanadi. Ummu Habiba onamiz Madinaga keldi. Rasululloh xursandchilik bilan kutib oldi va o'zining ayollarini qatorida masjidga yopishtirib qurilgan hujralarni birga joylashtirdi. Madina ayollari ham bu pokiza onamizning kelishligini xursandchilik bilan kutib olishdi. Bayram qilishdi, bu muborak nikoh bilan muborakbod qilishdi, tabriklar, tahiyalar aytishdi. So'ngra Ummu Habiba onamizning qarindoshi Usmon ibn Affon jonliq so'yib valima qilib berdi. Chunki Usmon ibn Affon ham Banu Umayyadan, Romla bint Abu Sufyon ham Banu Umayyadan bo'lgan, Abu Sufyonning qizi edi. Payg'ambarimizning boshqa ayollari Romla onamizni yaxshilik bilan kutib olishdi. Ummu Habibaga payg'ambarimiz uylanishidan avval bir necha kun avval Sofiya binti Haya ibn Ahtobga uylangan edi. Ana shu Haybar podshohlaridan bo'lgan Hayayni qizi Sofiya onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kalima keltirib erga tekkan edi. Demak, bir qisqa vaqt ichida payg'ambarimiz qo'lida ikkita xotin bo'ldi. Sofiya binti Haya ibn Ahtob va Ummu Habiba Romla binti Abu Sufyon. Osha onamiz yaxshi kutib oldi Ummu Habiba onamizni. Chunki Ummu Habibani ko'rgan vaqtida nimagadir g'ayrliga kelmagan edi. Mana shu paytda Ummu Habibani yoshi 40 ga yetgan edi. Shunday qilib Ummu Habiba Habashistondagi mehnat mashaqqatlardan keyin tinch osuda Rasulullohning uyida yashashni boshladi. 6-yinchi yilning oxirlarida musulmonlar Quraysh bilan tinchlik sulhiga kelishdi. 10 yil urushmaslikka kelishdi. Mana shu sulhda musulmonlar va Quraysh bir qancha shartlarga kelishdi. Ana shu shartlardan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Suhayl ibn Amr turib shu sulhni tuzayotganda shu sulhga guvoh bo'lgan qabilalarning kishilari bor edi. Banu Bakr qabilasidan kishilar turganida Huzo qabilasidan bo'lgan kishilar. Sulhni shartlardan bittasi qaysi qabila mana shu kelishayotgan qaysi tarafga o'tsa bu uning ixtiyori. Shunda Huzo qabilasi Muhammad alayhisalomning xilfiga o'tadi, ittifoqchilarga aylanadi. Banu Bakr qabilasi Quraysh ittifoqchilari bo'ladi. Endi agar Huzo Banu Bakrga Bakr qabilasiga hujum qilsa, musulmonlar Qurayshga hujum qildi, sulhni musulmonlar buzdi bo'ladi. Agar Bakr qabilasi Huzo'ga hujum qilsa, sulhni Quraysh buzdi bo'ladi. Chunki kelishgan ikki tomon o'zining ittifoqdoshlarini ishiga javobgar bo'lar edi. Mana shu sulh munosabati bilan eskidan davom etib kelayotgan Huzo bilan Bakr o'rtasidagi adovat to'xtab qoldi. Bu ikkala qabila doim bir-bir bilan urushar edi, doim Bakr qabilasi mag'lub bo'lar edi. O'chini ololmay yurar edi. Mana endi tinchlik, Huzo'lik kishilar ham qilich ko'tarmay qo'ygan, xotirjamlik haram hududida turishganida Bakr qabilasidan bo'lgan kishilar Qurayshlik odamlarning yordamida ulardan bir qanchalarini qatl qiladi. Sulh buzildi. 10 yilga tuzilgan sulh 2 yilda buzildi. Mana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabar yetmasidan turib Quraysh bir odamni jo'natib, xabar yetmasidan turib sulhni yangilab qo'ysak, Muhammad bu ish narsa qila olmay qoladi degan ma'noda Abu Sufyon ibn Harbni jo'natishdi. Sulhni yangila, muddatni cho'zib kel. Lekin uni o'ylagan ishi bo'lmadi. Chunki Rasulullohga xabar yetib bo'lgan edi. Abu Sufyon keldi, payg'ambarimizdan sulhni yangilaylik, muddatni cho'zaylik deb so'ranganida payg'ambarimiz qabul qilmadi. Abu Bakrga bordi, Umar ibn Xattobga bordi, Ali ibn Abi Tolibga bordi, hech kim foydasi tegmadi.
Şunda özünü kızını üyüge kirdi. Ümmü Habibe Ramla binti Abu Sufyan, Peygamberimizin ayalı. Özünü kızını üyüge şunda kirgeni de Ümmü Habibe atasını körüp durup tosattan kep koyanı da ne makilişini bilmeye kaldı. Çünkü 15 yılda kendi endi körü yaptı atasını. Otağım 15 yılda kendi endi körü yaptı kızını. Kızını sarasını geçip koyanı körüp düşündü Abu Sufyan. Çünkü 15 yılı ortada üzülüş var. Şunda inlemezden yerde durgen töşeke oturması bu yana da Ümmü Habibe anamız yürüp barıp durup töşeye taydan tortu aldı. Şunda Abu Sufyan kızıya karab durup bu töşek menge münasip emeslik için tortup aldınız mı? Ya men bu töşekke layık emeslik için tortup aldınız mı? Dedi. Yani meni kadırın balatlık için bu sizge yerleşmeyi yapsın mı? Ya töşeğe de kadırsız için balatmak ki menge oturuşlukke layık görme yapsız dedi. Ümmü Habibe ne dedi? Bu Resulullah'ın töşeği dedi. Siz müşrik necessiz dedi. Abu Sufyan kızıdan bu gapı eşip durup kızıdan bir fayda çıkmasını bilip menden keyin sizge yomonu yetibdi dedi de noumid holda çıkıp gitti. Mana şu halat Ümmü Habibe üçüncü de kıyım halat idi. Çünkü Peygamberimizin başka ayolları karab duruşuptu. Otası kirdi müşrik. Nima kıladı? Müşrik bugün otasiga yaxshilik kıladı mı? Kanday iş tutadı. Ümmü Habibe bu halatdan çıralı surette çıkıp gitti. Endi müşrik atasının hakkıya dua kılışıdan başka iş koludan kemesli Ümmü Habibe anamız. Mekke fatih sadır buldu. Abu Sufyan İbni Harb Mekke'nin taşkarısına çıkıp Müslüman koşuna doğru geldi de Kureyşlilerden birinci bölüp kelime kilitir buldu. Bana şimdi Mekke fatih buldu. Abu Sufyan İslam'a girdi. Abbas ibn Abdülmuttalib aytadı. Ya Resulullah, Abu Sufyan fakirdi yaxşı görüyor adam. Bir nesil verip koyayım mı dedi. Resulullah ettiler. Men dehala dara Abi Sufyan fahuva amin. Kim Abu Sufyan'da üyüge kirip birkinse basıl omanda. Çünkü koşun girerdi Mekke'ye. Kim özünü üyüge kirip içkereden eşeğiyle bekit olsa o omanda. Kim haramge kirip birkinse haramge kirip olsa omanda dedi. Resulullah onun manzilatını cevabı koyuyordu. Kareler de yenge İslam getirdi. Mecburen kelime etti. Lekin Kureyş'ini buradalar sayıdı bu. Özüge yaraşı muamele kılıçlık gerek. Örgeneylik. Örgeneylik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini. Adamları tutken mevkiye gikere muamele kılıçlık hem demeyken aynı sünnet eken. Mekke fatı bu geneden otasını İslam getirgeni giden haber topu Ümmü Habibe anamız cüde katlı kursan bul. Çünkü bu anamızın arzusu amalga oshdi. Mekke Müslüman oldu. Kavmi Kureyş kabilesi Müslüman oldu ve otası Müslüman oldu. İbn Sa'd Ramla bint Abu Sufyan'ın vefat hakkında şunday deydi. 44. Hicri yılda Ümmü Habibe anamız vefat etken. 44. yılda. Resulullah'tan keyin yani 30 yıl yakın ömür körü yaptı. Ömrü ahırlap koyanda vefat arafasında Ümmü Habibe anamız Ayşe anamızını çakırtırıp aramızda kündöşler orasında buladığın nesneler bu yanıdı. Bana şu nesneler için ben sizden keçirim sorayım ben dedi. Ayşe anamız keçirdi. Şunda Ümmü Habibe beni kursan kıldıyız. Allah sizi kursan kısın dedi. Kut düşünce o şekilde Peygamberimizin öşü davırda tri boyan başka ayarlardan hem keçirim soradı. Ümmü Habibe Ramla bint Abu Sufyan 44. Hicri yılda vefat etti ve Bakı'ya dafan kılındı. Buradalar içilerde hacge borganlar var. Ümrege borganlar var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidlerinin ruhu parası da Bakı kabristanı var. Közümüz şükken bir isleyler de kirgen ilerde ya ki taş karasından körgen ilerde. Kimler yatıp duyuyor da? Ayşe anamız yatıp da. Resulullah'ın başka ayarları yatışıp da. Resulullah'ın sahabaları, Osman'ın affanlar, her bittesi kahraman boyan, büyük insanlar. Çünkü o asır buradalar saadet asırıydı. Uluğ insanlar yaşayan asırıydı. Buradalar her bir asırda kahramanlar buladı. Bana şu kahramanlar özünün içini körsaçtığı için eşikler açık buladı. Çünkü buradalar sahabalarda ilahı biz yem ilahımız. Sahabalarda kitabı biz yem kitabımız. Sahabaların peygamberi biz yem peygamberimiz. Her birimiz özümüzde davranımızda bir kahraman buluş imkanatımız var.
Çünkü kolumuzda Kur'an var, sünnet var, şeriat var. Allah'ın dostlarının makamına geçişimiz, imkaniyatımız var. Fakat bir tanesi talep kılınadı. Allah ve Resulü'nün hemen asadan üstün görüşümüz gerek. Özümüzden hem, otamızdan hem, babamızdan hem, hatta özümüzü havayı nefsimizden hem. Hani Resulullah'ın oturadığın töşeğine otası gelip oturamam dese Resulullah'ın töşeğine şuna kadar yaş göredi ki ap koyu yaptı, otasından üstün körü yaptı. Ne için? Otası müşrikti de, otası Müslümanmasıydı da. Şunun için buradalar, fasık, dinden uzak, itaattan çıkan adamlarda dost tutuyorkenimiz, imandaki nuksanımızı varlığını belgesi. Kaydara ve temen, dinden uzak, itaatsız, fasık adamlarla dost tutuyorkenimiz, bizi imanımızdaki nuksan hesaplanadı. Kimlerde dost tutuyor biz? Aksinçe, taatdaki, takvadaki, dinde hizmetindeki, ümmette hizmetindeki adamlarla dost buluşumuz, imanımızı alamadı. Kişi dostunu dinide buladı. Kişi kimni dost tutuyorkeni karab koysun degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim boy adamı aldı da oturup onu boy bulganı için onge özünü har tutsa bas dininin üçten biri ketti. Kim boy adamın aldı da oturup onu boy bulganı için onge özünü har kılsa bas onun dinini üçten biri ketti. Boy yaman demeyip bize boy, Müslüman boyan var, Müslüman bas boyan var. Fakat onu puldarlık için haligini aldığı özü hakisat tutuyorken bu ses boylik içinle dini için, takvası, ilmi içinmez ümmetki getirirken faydası içinmez pulu barlık içinle öz yüzünü aldığı hakisat tutuyorsa mı dininizi üçten bereketli burada. İstiğfar edin. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.